Merhaba sevgili gençler. 54 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 5. gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sinir sistemi rahatsızlıklarını işleyeceğiz ve böylelikle sinir sistemine bitirmiş olacağız. 5 gündür beraberiz ve 5 günde aslında AYT Biyoloji'nin birinci konusunu bitirmiş oluyoruz. Seni tebrik etmek istiyorum. Bence şimdiye kadar çok iyi geldik. Umarım sen de öyle düşünüyorsundur. Hadi gel şimdi kitabımızı açalım ve kamp yoluna işaretleyelim aletimizi atalım Kitabımı açtığımda bugün anlatacağım konunun sayfa 22'de yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidip işaretimi de atmak istiyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. Bu video sinir sisteminin son videosu olacak. Bundan önce yapmış olduğumuz videolardan daha kısa bir sürede biteceğini söyleyerek hemen şimdi sinir sistemi rahatsızlıkları nasıl ortaya çıkabiliyor onlardan bahsetmek istiyorum. Kalasal faktörlere bağlı olarak çevre Çevresel faktörlere bağlı olarak ya da zararlı alışkanlıkların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Hocam ben kalısal faktörleri çevresel faktörleri anladım da zararlı alışkanlıklar ne alaka dediğini duyar gibiyim. Mesela e, alkol sigara ya da uyuşturucu kullanımı doğrudan beyni etkiler. Bu nedenle de sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Mesela sigara kullanımına bağlı olarak beyne daha az oksijen gider ya da alkol ya da uyuşturucu kullanımına bağlı olarak olarak sinir hücreleri tahrip olabilir. Bunun sonucunda da bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Ben şimdi burada en çok karşılaştığımız sinir sistemi rahatsızlıklarından bahsedeceğim. MEP kitabından bir tık daha fazla hastalıkları burada söyleyeceğim. Çünkü sorularda, denemelerde, test kitaplarında karşımıza gelebiliyor. Onları da yapmanı istediğim için şimdi başlıyorum MS'ten Bağışıklık sistemi elemanlarının beyin ve omurilikteki miyelin kılıflara zarar vermesi sonucu iletimin, uyartı iletiminin bozulması ile ortaya çıkan bir hastalıktan bahsetmiş oluyoruz burada. Şimdi normalde hasarsız bir miyelin kılıfı bu şekilde görürken hasarlı bir miyelin kılıfı bu şekilde görmüş oluyorsun. Buna bağlı olaraktan beyinle vücut arasında iletişim düzgün bir şekilde sağlanamıyor ve bu şekilde motor becerilerinde zayıflama oluşuyor ya da harekette bir kısıtlama olmuş oluyor diyeyim. Kişiden kişiye göre de farklılık gösterebiliyor. Vücudun neresindeki miyelin kılıflar zarar gördüyse de belli o şekilde değişiklik gösterebiliyor diyeyim. Aslında temel olarak MS hastası kişilerde beyin ve vücut arasındaki iletim düzgün bir şekilde gerçekleşemiyor diye söylemiş olayım. Alzheimer'a gelecek olursak şimdi burada ben hastalıklarla ilgili sana e, bazı bilgileri söylemiş olacağım ama senin burada bilmen gereken ayırt edici kelimeler. Mesela MS'de hareket bozukluğunu düşünebilirsin ya da bağışıklık sistemi elemanlarının mielin kılıflara zarar vermesi olayını düşünebilirsin ama ama Alzheimer'a geldiğimiz zaman unutkanlık, bunama gibi e, kelimeleri araman gerekiyor. Her şeyi bilemezsin tabii ki, değil mi? O nedenle zaten sana yukarıda bir paragraf verir, onunla ilgili hastalığı bulmanı ister gibi. Ya da mesela bazı hastalıklara ait bilgileri verir, yukarıda açıklaması verilmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir de diyebilir. O nedenle bazı kelimeleri, bazı cümleleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi Alzheimer'a gelecek olursak, beyinde bulunan nöronlar arasında yoğun bir şekilde protein birikebiliyor. Bunun birikmesine bağlı olarak nörotransmitter bir madde olan ve öğrenmede görevli olan asetil kolinin miktarında azalma oluyor. Bu azalma olduğu için işte nöronlar arasında iletişim zayıflıyor ve sonuçta bilgiler ve zihinsel beceriler yavaş yavaş kayboluyor. İşte unutkanlık dediğimiz durum bu şekilde oluşuyor. Hastalar zamanı, mekanı, yakınlarını tespit etmekte zorluk çekebiliyor. İşte burada neyi arayacağız? Unutkanlık bunama gibi bir durumu aramış olacağız. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum Parkinson'dan. Parkinson'da da sinir hücrelerinde bir tahribat sonucu oluşmuş oluyor. İşte burada beyne giden sinirleri taşıyan önemli bir nörotransmitter madde olan dopaminin miktarında azalma oluyor. İşte bu azalma olduğu için sinyaller ve beyindeki mesaj düzgün bir şekilde iletilemiyor ve bu şekilde vücutta titreme, yavaş hareket etme gibi bir durum ortaya çıkmış oluyor. Genellikle belirli yaş üstündeki kişi ileride görüldüğünü söyleyebilirim. Epilepsi yani Sara hastalarına gelecek olursak işte burada beyin ve damarlarda oluşan gelişim bozukluğu sonucu meydana gelen bir hastalıktan bahsetmiş oluyoruz. Burada ani kontrol edilemeyen ve periyodik olarak ortaya çıkan bozukluklar oluşmuş oluyor. Yani mesela titreme nöbetleri olabiliyor. Tabii kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor. Hastalığın ileri düzeyde olup olmamasına göre de belirtiler farklılık gösterebiliyor. Bilinç kaybı, ağızda köpük oluşumu gibi belirtiler de hastalarda görülebiliyor. Doğuştan da olabiliyor, sonradan da olabiliyor. Yani bu hastalık ilerleyen yaşta ortaya çıkar gibi bir şey söyleyemiyoruz. Bebeklerde de görülebildiğini söylemiş olayım. Şimdi bunu da söyledikten sonra aslında hastalıklarla ilgili çok fazla detay bilmemize gerek yok. Anlattıklarımın yeterli olduğunu söyleyerek hemen diğer bir hastalıktan devam etmek istiyorum. Sinir sistemi rahatsızlıklarından bir diğeri depresyon. Duygu durumu bozukluğundan bahsetmiş oluyoruz. Aslında depresyon dediğimiz zaman burada hani bıkkınlık, tükenmişlik, çaresizlik, isteksizlik, yaptığı şeyden artık keyif almama gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu arada depresyon çeşitleri var ve en çok karşılaşılan depresyon majör depresif olan. Yani yetişkinlerde her 7 kişiden bir tanesinin majör depresif olduğu söyleniyor. Burada şunu söylemem gerekiyor. Yani bu söylediğim şeyler aslında hepimizde olan şeyler. Tabii ki de Depresyonun da böyle aşamaları var. Mutlaka bir uzmana danışmamız gerekiyor. Ama ekstra şunu da söylemek istiyorum. Yani böyle bıkkınlık, bitkinlik, tükenmişlik yaşayabiliriz hepimiz. İşte bu durumda böyle mevcut olduğumuz durumda takılı kalmamamız gerekiyor. Bu nedenle yaptığımız günlük faaliyetleri biraz daha artırmamızı tavsiye ediyorum. Yani böyle yaparsak, böyle işimiz çok olursa yani sıkılmaya vaktimiz kalmaz. Böyle o duygu durumundan uzaklaşmış oluruz. Oradan sıyrılmış oluruz, uzaklaşmış oluruz. Bunu yapmamız lazım. Başka çaremiz yok. Yoksa böyle üzülsek üzülürüz yani. Hepimiz üzülüyoruz. Zaman zaman da bunu yapıyoruz. Önemli olan o zamanı uzatmamak. O zamandan hemen sıyrılıp başka bir şeylerle ilgilenip kafamızı dağıtmak tamam mı? Bunu tavsiye ediyorum. Özellikle sınav döneminde böyle çaresizlik, yetersiz olma, bir şeyi başaramama gibi duygular bizi daha fazla depresyona sürükler. O nedenle o mevcut durumdan kesinlikle uzaklaşmamız gerekiyor. Daha sonrasında zaten bu durumu bir daha yaşamayacağız. Her şey bizim için çok daha iyi olmuş olacak. Bir daha bu çalıştığın kadar çalışmamak için mutlaka stresini belli bir seviyede tutarak yoluna devam etmeni sana tavsiye ediyorum. Bunu da söyledikten sonra hemen bir diğer sinir sistemi rahatsızlığıyla devam ediyorum. Siyati'ye gelecek olursak neydi bu? Vücudumuzdaki en uzun siniri değil mi? Ve en kalın sinir. İşte insan vücudunda bulunan bu en uzun sinirin sıkışması ya da baskılanması durumunda e, bazı e, belirtiler ortaya çıkabiliyor. Mesela belden bacak boyunca bir uyuşma, karıncalanma, ağrı gibi bir durum oluşabiliyor. İşte bu şekilde söyleyebilirim siyatik dediğim hastalığı. Burada tedavisinde dinlenme, sıcak ve fizik tedavinin önemli olduğunu söyleyebilirim. Çocuk felcine gelecek olursam. Çocuk felcinde de çocuklarda görülebilen bir hastalıktı ama bulaşıcı bir hastalık ama aşıyla artık önleniyor. Omurilikteki motor nöronlara zarar veren virüsün kol, bacak ve gövde kaslarında felce neden olmasıyla ortaya çıkan bir viral hastalıktır, bir bulaşıcı hastalıktır diye ama aşıyla artık korunduğunu söyleyeyim. Kuduza gelecek olursak bu arada kuduza gelmeden önce menenjiti de söyleyeyim. Burada atladım. Hiç uyarmıyorsun da aşk olsun. Şimdi menenjit dediğimiz meningez zarları vardı. Beyni omurilikte değil mi? İşte bu zarların iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktan bahsetmiş oluyorum. Tedavi edilmezse işitme ve görme kaybı hatta ölümle de sonuçlanabilir. Çünkü zaten beyin ve omurilik dediğimiz bizim merkezi sinir sistemi elemanlarımız ya. O nedenle önemli. Kısa kısımlarımız olduğu için tedavi edilmesi gerekiyor. Kuduzla bu videoyu sonlandırmış olacağım. Genellikle hayvanların insanları ısırmasıyla bulaşan bir hastalıktan bahsetmiş oluyoruz. Özellikle de köpek ısırmasıyla ulaşan ve hızla sinir hücrelerini kullanarak beyne ulaşan bir virüsten bahsetmiş oluyoruz. Beyne ulaştıktan sonra beynin iltihaplanmasına sebep olmuş oluyor. Bu hastalık bulaştığı zaman yani bu virüs bulaştığı zaman belirtilerini göstermeden mutlaka önlem alınması gerekir. Yani aşı olunması gerekir. Ama belirti gösterdiyse hastanın kurtarılamayacağını söyleyebiliriz. O nedenle belirti çıkmadan mutlaka aşı olunması gerekiyor. Tabii kuluçka süresi var. Kuluçka süresi de değişiklik gösterebiliyor. Bir hafta olabiliyor ya da bir yılda olabiliyor. Değişiklik gösterebiliyor ama mutlaka böyle bir ısırılma durumu varsa aşı olunması gerekiyor. Belirtiler nelerdir diyecek olursak mesela sudan korkma ya da kas spazmı gibi belirtiler vardır. İşte bu belirtiler çıkarsa da artık kişinin kurtulmasının pek mümkün olmayacağını söyleyebilirim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Çünkü zararlı alışkanlıklar direktman beyni etkiliyor. Bu nedenle de sinir sistemimizde de beyin çok önemli olduğu için sinir sistemi rahatsızlıklarına da yakalanmamamız için bu zararlı alışkanlıklardan uzak durmanı tavsiye ediyorum diyeyim ve daha sonrasında videomu sonlandırayım. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Bu soruyu sana soruyorum ve doğru cevabını yorumlar yorumlardan yazmanı istiyorum. Bu video içerisinde anlattığım bilgilerde bazı kelimeleri, cümleleri seçmeni tavsiye ediyorum. Çünkü her şeyi bilmemiz çok mümkün değil. Zaten doğrudan hastalıkla ilgili bir soru gelirse de benim burada sana sorduğum gibi gelir. Ya da paragraf şeklinde bir açıklama verir. Yukarıda açıklaması verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir de diyebilir. O nedenle zaten bazı kelimeleri, bazı cümleleri ayırt edersek de o tarz soruları çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Anlattığım her Şeyin çok faydalı olmasını diliyorum desteklerin benim için çok kıymetli bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim kanalıma arkadaşlarına tavsiye edersen de çok sevinirim ilk konumuzu bitirmiş olduk 6 günde endokrin sisteme başlamış olacağız o zaman 6 günde görüşmek üzere hoşça kal.